Evet, Müzik Onyeri'den ben Cüneyt Diktaş. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir umarım. Ve Bismillah dedik ve canlı yayınımıza bugün de başladık. Güzel bir yayın olacağına inanıyorum. Ve 2 dakika sonra da güzel bir konuğum var. Yorumları okuyorum bir yandan. Sedat hemen nasıl girdin? İyiyiz diyor da. Herkese selamlar, sevgiler tekrar. Ayda Sadık Aydas bizlerle birlikte olacak. Güzel bir sohbet olacağına inanıyorum. Oyunculuk var, modellik var. TikTok'ta zaten çok başarılı. Bu sektörden konuşacağız, gırgır şamata yapacağız. Şimdi evde bir müddet konuşmayınca ve bir anda böyle hani normalde biz sahneye çıkmadan önce oyuncular mesela mama me 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 diye böyle bir antrenman yaparlar, ses açarlar, diksiyon açarlar. Ben tabii bir anda böyle televizyonda durup da tekrar bir anda evet hoş geldiniz yayınımıza falan deyince tabii birazcık tökezliyor bazen ağzımız. Evde olduğumuz içindir o. Ondan sonra başka ne diyecektim? Öyle yani hem birazcık izleyenlerimiz toparlanırken hem konuğumuz gelmeden önce sizlere bir merhaba diyelim bir yandan. Rafet Eremo'nun fanı demiş ki merhaba demiş. Yeşim demiş ki of abi Çağla'nın resimleri gördün mü? Şarkısı nasıl, haberiniz var mı? Vallahi görmedim ama bir bakayım. Senin için bakacağım Yeşim. Yayından sonra bakacağım senin için. Ardından Yester ablamız iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum Paris. Mustafa merhaba demiş. Ondan sonra Avcı iyi sen nasılsın demiş. Yukarı doğru çıkıyorum. Canlı yayın istekleri var. Şöyle aşağı doğru tekrar ineyim. Beytullah diyor ki abi beni al diyor. Ondan sonra ama konuğumu alacağım birazdan. Konuğuma soracağınız sorular varsa da sorabilirsiniz. Şimdi bu pandemi ne zaman bitecek? Tekrar vakalar biraz artış gösterdi vesaire derken ben dedim ki şey reklamı gördüm. Bir de bir belgeselde görmüştüm bu karavan işini. Sonra araştırdım yalnız dedim bu karavanın WC işini ne yapıyorlar? Tuvalet işini. İyice araştırayım dedim. Baktım. WC işi sıkıntılı. Yani orada bir altta böyle bir yer var. Hazine var. O hazineye giriyorsun. Bir tuvalete boşaltıyorsun filan. Bir tane kızımız var. Ya kızımız derken benden küçük değil. Bir kadın var. Tek başına böyle küçük bir karavan, minibüsün içini mi karavan yapmışlar anlamadım. Karavanda tuvalet sorunu nasıl çözülür diye bir baktım. Çünkü çok güzel karavanlar var. 50 bin liraya, 60 bin liraya. Bir bakıyorsun ev gibi karavanlar var. Dikkatimi çekti. Kız bayağı uğraşıyor, ediyor. O hazneyi falan temizliyor, ediyor vesaire ama çok meşakkatli bir işmiş. O yönünde hiç düşünmemiştim. Hatta Instagram sayfası açmış. Mücbir Gezer. Mücbir Seyyah mı? Öyle bir isim. Hatta bakayım dedim çarşamba günkü özel yayınıma da onu alayım diyorum inşallah. Bilmiyorum bakacağız. Ve konuğum geldiyse bir selam yollasın, göremeyebilirim. İstek yollasın. Sevgili Ayda bizlerle birlikte olacak. Ayda Sadık. Bakalım ne gibi projeleri var. Hem de neler yapıyor. Hem de böyle sıkılanlar varsa ben de kaç gündür yine evden çıkmıyorum. Şöyle bir iki sohbet göreyim diyenler varsa sohbet edelim. Dilimize, gönlümüze ne gelirse sohbetlerimizi edelim. Selam şarkım çıktı abi paylaşırsan beni çok mutlu edersin demiş Abbas Uğur. Şimdi Abbas Müzik On Air bana ait bir şirket değil. Çok kişi çalışıyor burada. Editörleri var, konuk koordinatörleri sahibi. Ama ben kendi sayfamda paylaşıyorum. Nacizane benim de 30 bine yakın bir takipçim var. 26 bin küsür. Yani ben kendi sayfamda paylaşırım. Cüneyt Diktaş'a DM atarsanız, beni de takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Demiş. Bu arada konuğum geldi mi? Konuğum geldi mi gelmedi mi bilemiyorum. Gelmek üzeredir herhalde. Geldiyse bir selam verirse sevinirim. Yester abla da aynen öyle demiş. Bir yandan yorumlara şey yapıyorum. Bir yandan da konumu dağıtmak istemiyorum. Çünkü Instagram'da bazı Instagram canlı yayıncıları izlediğimde şöyle bir durum oluyor. Şimdi ben açıyorum izlemek için. Adamcağız veya kadıncağız ne yapsın? Otomatikman pas vermiş. Bak buradayım diyor. Hemen canlıya alayım onu. Nasıl alıyor? Bir de istek yollarsam alamadım seni. Dur bakayım.
Eskiden böyle iş... Vallahi basamıyorum. Olmuyor. Tam anlatacağım şey oldu şu anda. Nasıl yaparız? Dur bakayım. Ha, istek atman lazım sevgili Ayda. Bir istek atar mısın? İstek atar mısın canlı yayın isteği? Şimdi birini izlemek istiyorum canlı yayında. Açıyorum. Adamcağız ya kadıncağız konuya girecek ama yorumları okuyup bakıyorum böyle. Evet arkadaşlar merhaba. Falan böyle uğraşıyor. Bakıyorum bakıyorum hadi diyorum değiştiriyorum. Ben de o yüzden yorumlara çok dalmadan bir yandan sohbeti geliştirmeyi, bir yandan da işimi görmeyi. Aslında iki kişi çalışsa burada ne olur? Birisi şöyle hani teknik işleri halletse. Evet canlı yayınımız var girelim canlı yayına filan dese. Evet canlı yayına girdik hoş geldiniz filan dese. Ben oradan sadece sohbet etsem ama olmuyor. Her neyse. Evet. Basıyorum bakayım başka birine basayım. Şuna basayım. Ha bak o oluyor. Ama bu olmuyor. Katılamıyorum neden? Allah Allah. Dur bir dakika. Niye olmuyor acaba? Bir kişiyim mi? Dur bir taktik deneyeceğim. Bir saniye. Bir kişi daha bana istek gönderebilir mi? Şu anda istekleri göreyim. Bir taktik deneyeceğim Ayda. Ondan sonra bakalım. Şöyle bir deneme isteği birine. Ha, şu an basıldı tamam. Şu an oldu ama şu anda da Ayda'yı göremiyorum. Ayda nereye gittin Ayda? Tamam şu an oluyor yani ama şu anda da Ayda gitti. Sanırım bir deneme yapıyor. Şu an canlı yayın istekleri geldi. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Düzeldi ama şu anda da Ayda'yı göremiyorum. İlkinde görüyordum. Şu anda işte o söylenen şeyi yapıyorum. Şu anda siz izliyorsunuz, beni görüyorsunuz. Ben böyle bakıyorum. Mecburen. Evet. Ayda şu an gitti herhalde, değil mi? Ayda gelince bir ses ver yine. Gördüm canlı yayın istekleriniz geldikten sonra çözüldü olay ama Ayda'yı göremiyorum şimdi. Sabah saat 12 ile 15 arası yani 12 ile 3 arası muhteşem bir hava vardı. İnanamazsınız. Sahilde de gezdim, ettik. Ondan sonra bir hava soğudu. Şu anda da yağmur yağıyor ama Ayda yayında. Bakıyorum. Heh, geldi. Sana bir şey söyleyeyim mi Ayda? Senin olmuyor. Yani birçok insana şu anda şey yapabiliyorum. Allah Allah. Sana basınca olmuyor. Başkası oluyor mesela. Şu anda Begüm Polat mesela. Ondan sonra Abbas. Ondan sonra ERC Müzik, Beytullah. Kimisi istek göndermiş, kimisi göndermemiş. Ama sende olmuyor. Dur bakayım. Niye o? Bir daha açıp kapatalım mı? Dişlerim bir tuhaf mı? Evet dişlerim yamuk olabilir. Tuhaf derken? Dişlerim. Maydanoz mu kalmış? Evet. ERC müziği bir alayım. Aldım. Oradan bir de Ayda'yı deneyelim, ekleyelim. Ondan sonra Ayda'yı çıkartalım. Ay ama ERC'mizi çıkartalım. Hello. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz.
Valla ben aslında yardımcı olmak istedim. Sağ ol, çok güzel, sağ ol, yok çok güzel yardımcı oldun. Teşekkür ediyorum. Seni tanıyacağız abi. Bakalım Hayde'yi alabiliyor muyuz? Valla ben tek izlemek istiyorum. Ben tek yardımcı olmak istedim. Tamam, çok teşekkür tamam, ederiz. Tamam, çok teşekkür ederiz. Şu an ikinci bir kişiyi alayım sen hattayken bakayım. Tamam. Bu arada isim neydi? Berlin'deyiz. Şu an Berlin'deyiz diyorum. Berlin, Almanya. Almanya, Berlin. Hayde yine kayboldu. Ben bir açıp kapatayım mı? Böyle bir şey yapayım. Çok teşekkür ederim. İsim neydi sizin? İyi akşamlar. Çıkar kendine. Nasıl çıkıyorum ki buradan? X'e basacağım. Nerede? Ha, bastım. Tamam. Süper. Böyle. Bu işler böyle. Ses yankı yapıyor diye ben de kapattım biraz erkenden. Son bir kez daha yapalım. Olmadı açıp kapatacağım. Ayda yayındaymış yine. Bakalım. O bana istek gönderemiyor. Ben de ona istek göndermeden almaya çalışıyorum ama basılmıyor. Birçok insana şey yaptım. Şu an ID'yi göremiyorum. Kapatıp açacağım, evet. Şu an kapatıp açacağım ama son bir kez daha deneyeyim dedim. Bakıyorum. Evet, ID'yi. İnternetin şeyini değiştirdim. Hattını değiştirdim. Ayda hatta diyorsunuz ama Ayda yok. O başka yayında mı? O da kendi deniyor bence. İstek bölümü kapalı değil. Benim açık. Yani ben canlı yayını alabiliyorum herkese. Olsun, böyle zorlu olduktan sonra çok güzel sohbet oluyor. Hiç merak etmeyin. Ayda iyice merak ettik şu anda. Bir gün yine halk günü yapacağım ya. Böyle herkese, önüme gelen kişilerle sohbet etmek istiyorum. Ayda yayında derken herhalde Ayda kendi yayınında. Bakalım. Olmaz. Aydan'ın yayınına gittiğim zaman ben alt katta olurum. Çok tersime geliyor. Benim üstte olmam lazım. Bir kere olmuştu öyle. Gittik. Daha ne var ne yok? İstanbul'da yağmur var işte. Yağmurun sesiyle havalar güzelleşti mi? Pandemide neler yapabiliriz? Programları yapıyoruz. O yüzden de karavan düşündüm ama karavan beni aşıyor. Evet, yedileri yollayın Yester abla. Ev internetim de çok güzel maşallah. Ayda'nın istek bölümü kapalıysa o olabilir. Yani orada Ayda bir yayını düzeltmesi lazım. Geldi. Ayda, senin istek bölümün kapalı. Bak söyleyeyim. Herkese mavi tik atabiliyorum. Sana atamıyorum. Sen de bana istek yollayamıyorsun. Yok. Katılması için Ayda'nın uygulamayı yükseltmesi gerekiyor. Ayda, tekrar ediyorum. Katılman için uygulamayı güncellemen gerekiyor. Öyle yazıyor bende. Ben kapatıp açsam da bir fayda sağlamayacak. Sana gelip istek atarım. Yani senin yayınına gelip istek atarım ama öyle olabilir belki, ama buradan bağlanmamız lazım. Yani benim sana şuradan hemen bağlanmam lazım. Tıkladığımda altta sende şey yazıyor. Tekrar ediyorum. Katılması için Ayda'sın uygulamayı yükseltmesi gerekiyor. Bir tek sende yazıyor. Mesela
SweetBird, orada da katılması için SweetBird 251'in uygulamayı yükseltmesi gerekiyor. Yani bazı kişilerin ayda istek atamıyor işte o yüzden. Ayda bekliyorum ben yayında seni. Sen yükselt bir güncelleme yap Instagram'ı. Olur mu? 2 dakika güncelle gel. Artık olmazsa yapacak bir şey yok. Halay çekerek kapatırım yayını. Başka bir zaman bağlanırız. Oluyor böyle. Kimde olmuştu? Ya birçok sanatçıda oldu açıkçası. Bunu söylemek gerekirse ben böyle kaldım ekran karşısında. Başladık sohbete. Ben bu arada bir kişi alayım. Hadi böyle sohbet muhabbete bir kişi alayım. Var mı şöyle gırgır sohbet olacak? Böyle ülke dışından, yurt dışından olsun. Yurt dışından olsun. Aa oldu. Ayda oldu. Nasıl yaptın? Evet oldu. Hello. Süper. Ya Sonunda sen başarı. ki TikToker'sın. Sen Sonunda ki başarı dijital. ettim. İlk defa mı canlı yayına katılıyorsun Instagram'da? Yo, Instagram'da çok sıklıkla yapıyorum aslında. Neden Hayır sen olmasın? değil. Birine canlı yayına ilk defa mı katılıyorsun? Evet. Ha, bir altta ilk defa notu son anda gördüm. Ne yaptın da oldu? Güncelleme mi yaptın? Gittim, evet, siz söylediniz ya güncelleyin diye. Ben de gittim hep Vay, ben de story'den son da güncelledim. anda gördüm onu yani. Vallahi ne zormuş ya bu Instagram. Aynen, aynen öyle. Hoş geldin, olsun. Hoş buldum. Nasılsın? Nasılız? Enerjinle geldin yine de, süpersin. Evet ya, benim enerjim her zaman yüksek. Süper. Şimdi Cansın. ayda sadık olarak mı kullanıyorsun? Aydas diyenler var. Ayda diyenler var. Aydas daha çok. Seyli. Aynen, söyle. Aydas. Neden Aydas? Anlamı ne? Neden Aydas? Şimdi Ayda Sadık kısaltılmış hali Aydas oluyor. Ya zaten ben TikTok'u açtığımdan beri hep mesela Instagram'daki ismi Aydas diye kullandım. Sonra insanlar da bu duruma alışınca TikTok'ta direkt zaten bana Aydas lakabını verdi. Demek ki insanların aklında öyle kalmışsın diye. Öyle devam ettik. Süper. Şimdi internette ne kadar doğru bilmiyorum ama seninle bilgileri incelediğimde modellik var, mankenlik var, oyunculuk var ki birçok yerde Evet. deneyimlemişsin bunu zaten. Evet. İran doğumlusun Evet. ama Azeri kökenlisin galiba. Annem İran Azerisi, babam ise Kerküklü. Babam da zaten hani Türkmen, yani Irak Türkmeni, Kerküklü. Anladım. Annem de İran Azerisi ama ben 2 yaşından beri İstanbul'da büyüdüm. İstanbul'da büyüdün, İstanbul'da okudun, ettin. Ondan Aynen. sonra da peki TikTok'a yolculuğu nasıl düştü? Bu arada soru işaretine TikTok'a sorularınızı sorun. Bir bakacağım bir ara soracağım. tamam. Şimdi TikTok'ta şöyle oldu. Ben zaten TikTok'tan önce bir Müzikali diye bir program vardı. Müzikali'de 2-3 kere dans etmiştim ve gerçekten danslarımın tuttuğunu fark etmiştim. Yani bayağı bir izlenmişti danslarım. Ondan sonra işte Müzikali kapandı. Sonra TikTok oldu. TikTok'a hiçbir zaman başlamak istemiyordum. Yani hiç öyle şeye bakmıyordum. Hani profesyonel bir şey olarak bakmıyordum. Hani hep gelip geçici diye düşünüyordum. Sonra bana şey dediler işte, Ayda sen bu kadar hani şarkı söyleyebiliyorsun, dans edebiliyorsun, TikTok'a başla falan. Ben de kendi arkadaşlarıma söyleyince hep şey diyorlar, ya Allah işin ne TikTok'u ya, işte hep böyle makara yapıyorduk ya İlk önce bir kendi küçümsenir aramızda. Aynen hep. Ondan sonra efendim? Tamam, bir şey olmaz. Kapalı olmasına gerek yok. Ondan sonra işte başladım. Sonra gerçekten videolarımın iyi olduğunu fark ettim. Tuttu. Ondan sonra da zaten devamını getirdim. yürüdü. Peki, videolarım tutmaya başladı. İzlenirlik çok artmaya başladı ve dikkat çektin ister istemez ve Evet. duyumlarıma göre Müzikhaneer ailesi olarak yeni projelerim Bir varmış. dakika, kusuruma bakmayın. Lütfen, geliyorum. Tamam. Ev hali ol. Biraz açayım. Ha, oh be. Işık gelince Ay. süper. Şimdi Kardeşim sevgili geldi. Funda Çok Arar'la heyecanlı. sohbet ederken bir anca çoluk çocuk geldi. Ondan sonra geçen de kimle konuşurken? Ha, Bayhan'la konuşurken arkayla Vallahi konuşuyordu. ya. Sen ne yaptın merak ederim ama ben sorarım. Ne oldu? Nereye gittin? Şimdi kardeşim geldi. Benim 2 tane kardeşim var. Bir kız, bir erkek. Onu da merak etti. Geldi odaya. Koştum gittim. Onları mı yolladın? Evet. Dikkat dağıtıyorlar değil mi? Meraklılar bir de.
Gerçekten çok merak ediyorlar, gelmek istiyorlar. Ben de işte normalde alıyorum zaten yayına E da. alsaydın, köşede dursalar, izleseler de. Benim bütün Yok yayınlarımda ya. yeğenlerim oldu mu tutuyorum ben yani. Cansınız. Sonra TikTok'ta dikkat çekmeye başlayınca duyumlarımıza göre de bir çalışmam var. Şarkı, müzik çalışmam var galiba. Evet, 16 Nisan'da Trabesk albümündeyim. 16 Nisan'da zaten çıkış parçası benimle çıkıyor. Çok Süper. güzel bir, aynen çok güzel bir çalışma yaptık. Ben de İbrahim Tatlıses'in Bir Kulunu Çok Sevdiğimi seslendirdim. Çok Daha önce iddialı, çok güçlü. şarkıcılık var mıydı sende? Zaten şarkı söylemeyi çocukluktan beri seviyordum. Ve gerçekten hani ilerleyen zamanlarda bir şarkı çıkarmak hep hayalimdi. Ama sesime gerçekten çok güveniyordum. Ve gerçekten çünkü çevrem hep bana diyordular sesin çok güzel, neden hani bir şeyler yapmıyorsun. Ama hep zamana bıraktım. Gerçekten zamanı da buymuş. Peki Trabesk albümde şarkı olmak çok söylediğin güzel. yerler var mı? Mesela canlı yayınlarda şarkı söylüyor musun? TikTok'ta var mı şarkı söylediğin? Yani Var var. insanlar seni... TikTok'ta var. Yani TikTok'ta. şu anda seni çok merak ediyor olacaklar. İlk şarkı tamamen bir single gibi bir şey. Senin teklin. Evet. Merak ediyor olacaklar yani. Sen heyecanlı mısın? Vallahi çok heyecanlıyım. Normalde daha erken çıkacaktı ama hep böyle bir şey oldu, ertelendi. Ama ertelenmesi de güzel oldu çünkü hep böyle benim heyecanım da artık gitti. Ama inşallah güzel olacak. Zaten başlangıç ve gerçekten ümit ediyorum ki çok daha iyi yerlere geleceğiz. İnşallah, umuyorum. Birçok insan burada seni sevdiklerini söylüyorlar, yıldızı parlak diyorlar. Bu arada İran'dan çok izleyicimiz var. İran'a bir İran. selamlar, sevgiler yolla. Evet, İran'ı gerçekten çok seviyorum. Irak'ı çok seviyorum. Irak. Bütün ülkelere, bütün ırklara benim saygım, sevgim Kaç dil sonsuzdur. biliyorsun bu arada? Onunla Beş dinli. dil. 5 dil biliyorsun. Evet. Söyle hangi diller? Çok kıskandığım yöndür. Bir tek kıskandığım yöndür yani. Evet. Dilde değil mi? Arapça, Farsça, Kürtçe, İngilizce. Bir de zaten Türkçe. İngilizcen iyi mi? Yani. İyi. Arapça, Kürtçe, Arapça, Kürtçe, Farsça. Farsça. İran Farsça. Aynen, İran Farsça, Irak Evet. Arapça. O zaman İran'a ve Irak'a bir dilleriyle bir selam, sevgiler yolla. Bir buluşmuş Ahlan ve olalım. sahlan mutabauni. Selam, hoşuma edin be kole dostan. Merske ince, merske tülay ve mani helbisetinden, merske seni her yerde seviyoruz diyorlar. Normalde TikTok'ta yayın açıyorum ya, inanmıyorlar Cüneyt Instagram'da yayın. Diktaş'ın yayınındayım de. Onu da söyle. Türkiye'nin en çok izlenen Instagram canlı Evet. yayını. Bence emruz umediyim tüye live ve hayli hayli bozorge torkiye platforma muzike şune ve umadan ki Ehlen ve ezmen sehlen. sol ve porsen ehlen ve sehlen ehlen ya cemiya. Çok Bir tatlı anda ya. başka bir ülkede hissettim kendimi ama gerçekten süper. Yakışıyor da biliyor musun? Bu dil de yakıştı sana yani. Değişik, yani farklı dillerde konuşmak değil mi? Evet, yakıştı. Farklı Teşekkür dillerde de. ederim. Süper. Enerjin çok iyi. Peki bize bir küçük bir kuble bir şeyler söyleyecek misin şarkı ilerleyen dakikalarda? Bir hazırlık yaptın mı? Şarkı olabilir söylerim. Süper. Peki şunu söyleyeyim. Ne zamandan sonra böyle bir tanınmaya başladın tarih olarak? Ya şimdi tam olarak 7-8 ay oldu. Açıkçası benim için çok hızlı oldu. Yani mesela şimdi ben normalde çoğu insanlar işte gündüz video üretiyor, işte öğlen video paylaşıyor falan filan. Ben ise gece yarıları hani saat olmuş artık 4-5. Allah nasıl bir video çeksem de ilgi görecek, nasıl bir şey yapsam falan filan kafasındaydım. Ve her saat 3-4'te yorulduğum ve gerçekten çabaladığım videoları biliyorum. Paylaşıyordum, o riske göze alıyordum. İnsanlar bu saatte yatıyor. Ayda ne için paylaşıyorsun falan filan kafasındaydım. Ama ne olacak ya? Hadi deneyelim diyordum. Her paylaştığımda sabah uyanıyordum 20 milyon, 10 milyon, 15 milyon, 30 Süper. milyon. Yani herkesin hayali bu. Benim de gerçekten Ama hayalim şu var, kolay iş değil, değil mi? Üzerine çok düşünmen bu. gerekiyor. Hiç yani kolay değil. Yani şimdi bugün bir haberlerde gördüm. İşte doktor olmak için 6 sene okuyacağım, ondan sonra ayda 10 bin lira maaş almak istemiyorum. İşte fenomen olmak istiyorum vesaire. Doktorluk tabii ki de çok güzel bir meslek ama Evet. ilki gibi değil arkadaşlar, internette değil mi? Dijital platformda böyle başarılı işler, videolar üretmek de öyle kolay bir şey değil. Hiç kolay Hedefimi değil. üretemiyorsun yani. Öyle Yani izleyici kitlesine sahip olmak tabii kolay bir ki. şey değil. Ya şimdi aslında benim avantajım
fazla dil bilmek ve gerçekten bütün bu Kesinlikle. bildiğim dillerin kültürünü de biliyorum ve kültürlerini bildiğim için kimin ne sevdiğini de çok iyi biliyorum. Ama şimdi İbrahim mesela ben Tatlıses şarkısı da bu konuda çok nokta atışı, nokta çok güzel bir atışı nokta diyoruz biz atışı. buna. Aynen. Evet, Çünkü gerçekten Irak, öyle. İran hayranıdır İbrahim Tatlıses'in. Tabii. Irak, İran. Bir de mesela Araplar en çok İbrahim Tatlıses'in Leylim Ley şarkısını çok iyi biliyorlar. Bilirler. Bir de Haydi Söyle'yi aramamı. Ha, Gerçi arama. İranlar da öyle. Aynen. O yüzden İbrahim Tatlıses şarkısıyla da gönüllerini fethedeceksin, buna kesin eminim İnşallah. diyorum. Peki hayallerinden bahsedelim. Böyle hayallerin var mı? Daha yaşın çünkü genç, daha sektöre yeni yeni Evet. giriyorsun. Kafanda projelerin var mı? Hayallerim. Yoksa böyle daha küçük hayallerin mi var? Merak ettim. Yok, hayallerim gerçekten çok büyük açıkçası. Yani şimdi mesela oyuncu olmayı çok istiyorum. Yani oyuncu olabilmek en büyük hayalim. Oyuncu olduktan sonra neler değişecek tabii bilmiyorum. Bir oyuncu olmayı çok seviyorum. Bir de bütün dünyayı gezmek istiyorum. Yani her yere gidip gezmeyi çok istiyorum. Çünkü gerçekten zaten normalde de gezmeyi seven bir insanım. Ama hedeflerime ulaşıp ondan sonra da zaten bunu başarmak istiyorum. Ve gerçekten sevenlerimin de sevgisine sonsuz bir şey olsun istiyorum. Nasıl derler? Hani geçici bir sevgi değil de hani sonsuz bir sevgiyi kalplerde kazanmak istiyorum. Süper. Peki, bazı kriterlerin var mı oyunculukta? Kriterlerim var mı oyuncukta? Mesela nasıl? Mesela öpüşme sahnesi olmaz Evet, gibi. onlar olmaz zaten, aynen. O Ya öpüşme kriterlerin var. sahnesi olmaz. Şimdi şöyle, hani projeye bağlı. Yani şimdi mesela kalk, evet öpüşme sahnesi olmaz, başka şey de olmaz. Ama Ama şu hani anda bak diyelim şöyle ki... diyorsun ama şimdi projeye bağlı dedim. Baktın çok güzel bir proje. Yani bu projeyle Cannes Film Festivali'nde ödül alınabilir. Yönetmen zaten çok güvendiğin yönetmen. Şimdi Evet. gerçekçi olalım. Hayır deyip sonradan şey yapanlar var. Öpüşmeden şu anda çok basit geldi. Öpüşme. Hani bir anda öpüşme. Tabii ki de hani proje çok güzel olacak. Kaliteli bir proje. Yok. Zannederim olmaz ya. Evet. Yani anladınız siz. Anlamadım yani. Yok, Normal bir olmaz oyunculuk yani. O yani. He. yüzden zannetmiyorum ya gerçekten. Sadece soruyorum, merak ettim açıkçası. Olmaz tabii ki de. Bütün takipçilerim olmaz. Peki şöyle, mesela bazı şeylerin var mıdır? TikTok'ta da bakma yani, hani videolar bazıları böyle çok şuh olabiliyor. Sen mesela dedin oluyor mu? Yok ya bu olmadı bana filan deyip sildiklerin oluyor mu TikTok'ta mesela çok veya farklı. Şimdi TikTok'un aslında bir şey söyleyeyim mi size? TikTok deyince her ülkede farklı. Ya Türkiye'deki TikTok da çok farklı. O yüzden bunun aslında bir analizi var. Bunun analizini çözebilmek çok zor değil. Ama çoğu kişi çözemiyor. Ve ben bunu süreç geçtikçe anladım. Ve gerçekten de anlamam da çok zor oldu. Ama çok tüyolar veriyor sana TikTok ve gerçekten ondan sonra zaten işi çözüyorsun. Hani öyle şey değil. Yani basit şeyleri kaldırmayan bir platform. Hep şey olması gerekiyor. Nasıl desem? Hep üretmen gerekiyor, kaliteli ve olman birazcık şey gerekiyor. mi? Dikkat çekmen gerekiyor ama değil mi? Yani bir farklılığı Evet. olması lazım. Tabii dikkat çekmek çok önemli Sen zaten. peki neyinle dikkat çektin sence? Çok güzel bir kızsın mesela. Güzelliğin mi? Teşekkür ederim. Yoksa sesin mi? Yoksa dansındaki o çekicilik Hayır, mi? Yani hayır. sence ne olabilir? Her zaman zaten ilk mesela çok yorumlara bakıyorum ve gerçekten görenler. Bir şey söyleyeceğim, ben yorumları nasıl kapatabiliyorum? Güzel bir soru. Dur bakayım. Şu üç nokta var ya, yorum ekle yaz. Yanında üç nokta var. O üç noktaya bas. Evet, olmuyor. Çünkü konuşurken şeyim dağılıyor. Ben kapattığımda sen görüyor musun? Ah, evet, artık görmüyorum. Senin için kapattım ama birazdan açarım. Yorumsuz da olmaz benim şeyim. Ama Tamam. Yok, senin için beş dakika. yorumsuz olmasın ama konuşunca böyle dağılıyorum. Tamam. Tamam. Şimdi tekrardan başlıyoruz. Şimdi nasıl dikkat çektim? Danslarım ve bak danslarım falan çok güzel dediniz. Danslarım evet ilgi gördü çünkü çok sert bir hareketlerim vardı ve ben dans ederken hiçbir zaman hani gülerek ya da işte nasıl derler?
şımarık bir dans olmadı hiçbir zaman bende. Ben dans ederken hep böyle sert bakış attım. Hep böyle sertliğim vardı. Hep Evet. şey diyorlar, Allah'ım bu kızın bakışları niye bu kadar sert? Allah'ım bu kızın bakışları falan. Hep bakıştan dolayı. Peki hiç olumsuz yorum aldın mı yani? Linç yiyor musun hiç? Linç yemiyorum ama olumsuz yorum tabii ki herkesin aldığı gibi alıyorum ama o Hayır. kadar iyi yorum alıyorum ki yani olumsuzları bile okuyunca hani falan yapıyorum artık. İlkinde peki alınıyor muydun? İlk, hep derler ilklerde böyle olumsuz yorumlarda dikkatimi çekiyordu bu. İlklerde çıldırıyordum arada. Böyle diyordum Allah'ım çok zor ben nasıl başaracağım falan. Yani bu kadar Aynen. insanlar değişik Herhalde değişik konular burada alıyor. ailenin destek olması, ailen nasıl bu konuda destekler mi sana? Ailem çok büyük destek çıkıyor bana. Zaten annem videolarımı çekiyor, babam fotoğraflarımı çekiyor. Tamam. Hiç Aile kimse desteği çok inanmıyor. önemli değil mi? Evet, Aile desteği çok. çok önemli. Gerçekten çok önemli. Tek başına yapılabilecek bir şey değil. Hani bir kız olarak hani tek başına dediğin gibi. Evet. Çünkü her kafadan bir ses çıkıyor internet gibi bir ortam. Tabii. Yok. Tek başıma olmazdı zaten. Tek başıma olsaydı da belki sonradan fikrim her şekilde değişebilirdi. Sonuçta başka şeylere de gide yani kaçabilirsin. Hani şu iyi Evet. olabilir ama hiçbir zaman ailem kalkıp da şey yapmadı beni. Yani baskı altında bir şey yaptırmadı. Yaptırdıysa da Aydacığım bu sana daha çok yakışır. Hani şunu yapsan daha mı iyi olur dediklerinde ben zaten oturup düşündüm. Aa evet demek ki burada bir iş var. Ben bunu yaparsam bana daha iyi olacak. Ha, süper, süper. Yani Evet. tabii sen de sorumluluğunu bilmişsin ona göre. Peki, üniversite okuyor musun? Hazırlanıyor musun? Üniversite liseyi daha yeni bitirdim. Hı. O yüzden üniversiteye de başlayacağım. Ama bu sene koronadan dolayı başlamadım. Ama seneye başlamak istiyorum. Diş hekimliği çok istiyordum. Aynen Sen de diş karar ver. hekimliği. Oyuncu mu olacaksın? Diş hekimi mi Ya olacaksın? şimdi diş hekimliği çok istiyordum ama tabii ki bu süreçte koronavirüs sürecinde de böyle bir hayat, yeni bir hayat başladı bana. Hani şu Hı-hı. şekilde ilerlersem zaten oyuncu olacağım. Oyuncu olacaksın. İnşallah. Yani aslında şöyle bir kararsızlıklar da var yine. Hayatın akışına da biraz bırakıyorsun ama üstüne de düşüyorsun. Doğru mu? Yok, kararsız değilim açıkçası. Çok da kararlıyım ama sonuçta bu işlerde hem şans gerekiyor hem de belli değil. Yani insan Bir hayatını de mutlu kesinlikle. olup olmayacağın, değil mi? Ona göre bakacaksın herhalde bir Evet, aynen şeylere, bazı öyle. şeylere. Evet. Peki evde nasıl zaman geçiriyorsun? Pandemi süresince ne yaptın? Şu anda üniversiteye de gitmediğine göre, okula da gitme bitirdiğine Evet. göre evdeydin. Evdeydim. Evde zaten çoğunlukla sosyal medya ile geçti zamanım. Sosyal medya haricinde ise işte Günde kardeşlerim, kaç saat ailem. sosyal medyadasın? Günde kaç saat sosyal medyayım? Eskiden, Doğruyu söyle. valla eskiden değişiyordu yani. Şimdi değişti, nasıl desem. Anlatayım mı baştan sona kadar? Şimdi mesela kaç saat diyemiyorum. Mesela şimdi diyelim ki gündüz bir video çekiyorum. Mesela Evet. saat 12-1 gibi. Onu paylaşıyorum. Ondan sonra Yorumları ara açıyorum bu veriyorum. arada. Aç Çünkü açabilirsin. yorumlar kapalı oldu mu yorum yazamıyorlar ya, çok koyuyor onlara çoğuna. Evet Biliyorlar. evet haklısın. Heh. Evet. Şimdi şöyle sabah diyelim ki video çekiyorum. Videoyu çektikten sonra paylaşıyorum. Ondan sonra ara veriyorum. Öğlen yorumlara bakıyorum. Akşam da canlı yayın açıyorum. Saat 11'de. Anladım. Ama şimdi şöyle, mesela ben bile bir Instagram'a hikaye koyayım diyorum. Aa bu olmadı, şöyle oluyor. Ondan sonra aa bu arada hayatın içindeyken Instagram'a bir şey koymak çok zor. Sen de zorlanıyor musun? Mesela gün içinde Instagram. insanlar koyuyor. Ben çok zorlanıyorum. Ellerim dolu oluyor. Oradan onun o sırada bir Evet. şey çekmek çok, biri olması lazım çekmek Ya için, değil mi? Instagram'da evet ya zor oluyor açıkçası. Çünkü mesela şimdi ya benim için neden zor biliyor musunuz? Çünkü hani lay lay lom diye paylaşmak istemiyorum. Hani iyi bir şey paylaşmak istiyorum her seferinde. O yüzden zorlanıyorum. Yoksa mesela gidip bakıyorum başkalarına. Hani her seferinde her gün 100 tane story, fotoğraf falan nasıl yapıyorlar falan diyorum böyle. Aynen, fotoğraf sıkıntısı var tabii. Fotoğraflarını baban çekmesi çok güzel bir şey. Anlıyorlar mı bari? Senle mi öğrendiler? Yani benle öğrendiler. Yani ben öğrettim. Bazen Gerçekten oğlum. şimdi annemle bir yere gittiğimde annem diyor burası çok güzel. Annemi gezdirmeye gittiğimde böyle şeyden önce, pandemiden önce çok güzel bir yere götürüyorum. Ama diyorum burada da güzel fotoğraf çekilirmiş. Böyle tutuyor bak. Bu benim eski telefon. Bak şöyle. Oldu mu? Çekemiyor bir türlü. O da çok Ya sıkıntı. bende de eskiden şu, bizimkiler şöyle çekiyordu. Hani şöyle çekince de Heh. boyun kısa çıkıyor ya. Şöyle yapıyor, şöyle yapıyor. Evet. Ayar. Diyordum öyle değil ya. Düz tutuş. Aynen şöyle tutacağım. Ama iyi öğretmişsin o zaman. Bayağı iyi Ben evet. geliştirmişler kendilerini. Çünkü bir şey söyleyeyim mi? Hani işin ciddiyetindeyim. Ciddiyetinde olduğum için de annem böyle tedirginleşiyor. Tamam Aydıcığım sakin ol lütfen. Neyim var?
Hayır, şey de diyebilirler. Aman ben çekemiyorum, uğraşamam seninle deyip de gidebilir. Ama Arada işini sırada ciddiye öyle oluyor. almışlar. Arada sırada öyle oluyor. Ondan sonra biliyor ya, güzel bir şey ortaya çıkacak. Ondan sonra annem gelip diyor ki hadi çekelim ya, bir şey olmaz yani. Yani o da çok önemli gerçekten, birilerinin destek olması. Şey, Kesinlikle. kardeşlerin daha küçük herhalde. Tam onlar anlasa aslında tam onların çağı, çekme çağı. Ya şimdi kız kardeşim de harika çekim yapıyor. Kız kardeşim 9 yaşında, erkek kardeşim 5 yaşında. Onların da Bir de bizim yaşlarına göre isimlerimiz çocuk de çekimleri oluyor. değişik. Ayda, Yılda, Can. Ayda, Ayda Yılda. yılda can. Evet, Ayda, Yılda zaten olay. Aynen. Ayda yılda can. Evet. Süper. Valla her zaman dediğim gibi Müzikonier ailesi olarak zaten seni takip ediyorduk. Evet. Enerjin de çok iyi. Teşekkür ederim. Çok başarılı yerlere geleceğine eminim. Bir şarkı İnşallah. alalım senden hadi. Şarkı söyleyeyim. Ben de bu arada soru kutucuğundaki sorulara bakayım. Hani Tamam. kayda değer şöyle soru var mı? Tamam Olur, mı? tamam. Ben de o zaman bir şarkı söyleyeyim sana, ama kısa söyleyeceğim. Tamam, fark etmez. Tamam. Sendeyiz. Sen Allah'ın bir lütfusun, gözlerimin nurusun. Seni gören şifa bulur, gel de gönlüm şifa bulsun. Seni seven aşkı bulur, gel de gönlüm aşkı bulsun. Sen Allah'ın bir lütfusun, gözlerimin nurusun. Seni gören şifa bulur, gel de gönlüm şifa bulsun. Seni seven aşkı bulur, gel de gönlüm aşkı bulsun. Meg'in bu arada size çok selamı var. Kimin? Meg Online. Kim o? Selamlar, sevgiler. Yani ünlü bir rapçi, sizi zaten tanıyor. Aleykümselam. Ben de zannettim ki Mary Ha, kim? yok, Bir daha. hayır. Meg Online. Ha, tamam. Selamlar, sevgiler. Ben Evet, Mary diye burada. anlıyorum da Mary diye birini de tanım. Yok ya. Selamlar, sevgiler ona da. Şimdi Ses sorulara nasıl? baktım. Sesim bu arada müthiş. Birincisi, saç rengini değiştirmeyi düşünüyor mu demişler. Hayranlarına Saç sorular. rengimi değiştirmeyi düşünüyor muyum? Hayır. Saçın rengi de çok güzel, sarışın mesela, düşünemiyorum seni. Ya ben zaten sarışın, kendimi tahmin edemiyorum. Şimdi saç rengim zaten Orijin ne mi? derler? Hurma rengi, yani koyu kahve. Orijinal mi? Ama evet, orijinal, hiçbir zaman boya yapmadım şimdiye kadar. Burcunu merak etmişler. Bilmeyenler var. Sizce benim burcum ne Dur olabilir? bakayım, sorayım mı burcunu? Dur bir dakika, Tamam. tahmin edeyim. Hadi sorun. Hayır de ama 2-3 tahminim olsun, tamam mı? Bakayım. Tamam, 3 tahmininiz olsun. Yay, No. aslan, Hayır. akrep, Hayır, daha bitti. yengeç, Hayır, koç. koç. Ah, hiç bilemezdim. Koçu hiç Gerçekten mi? tanımıyorum çünkü, koç burcunu. Ama inatçı olduğunu bilirim koçun. Koç inatçıdır ya, evet. Aynen. Türkçe anlamıyorum diyenler var. Bu arada oyuncu olmak istiyor ama hangi ülkede demiştir, ama tahminim senin cevabın şöyle olur. Hani her ülkede izlenebilecek bir filmde, değil mi? Yani şimdi Uluslararası her bir filmde, ülkede proje herhalde. izlenebilecek bir film olmasını gerçekten tabii ki çok isterim. Netflix projesi olabilir. Netflix'te başlamayı çok isterim. Ama şimdi senin kökenin olduğu Irak'ta, İran'da da Türkiye'de çekilen birçok dizi ve film izleniyor biliyorsun. İzleniyor zaten, aynen. Yani şimdi Aynen. mesela Türkiye'de çekilen çoğu filmler, yani diziler zaten yurt dışına verildiği için o yüzden bir problem olmuyor. Aynen. Demişler ki, oh maşallah, hem yüzü güzel, hem tarzı, hem sesi güzel. Yolu açık Ya. olsun mesajları var. Çok güzel Kurban mesajlar olurum. alıyoruz. Evet, çok Aileci bir güzel. yapım var mı? Ailece. Aile, yani ailem hayatımın en önemli yerini tutar. Onlara Zaten düşkünüm. yani aileciyim. O yüzden yani çok farklı, anlatamam ya. Bilmiyorum. Mesela bugün TikTok'a yeni bir video paylaştım babamla birlikte. Annem bende çok ayrı, babam ayrı, kardeşlerim çok ayrı. Yani onlar benim her şeyim, her şeyim yani. Peki şey, akrabalar filan neredeler? Hani onlar memleket... Akrabalar, baba tarafım Irak'ta, anne tarafım İran'da. Gidip Zaten geliyor muydunuz pandemiden önce?
Tabii gidip geliyorduk. Aynen. Zaten şimdi belki bir gitme durumum var. Irak'a gitmek çok istiyorum. Çünkü şimdi mesela ya Nisan'da ya Mayıs'ta Azerbaycan'da olacağım. Fanlarla görüşmemiz olacak. Bir de benim şapka markam çıkacak. Hani orayı Aa, aynen evet. Şapka erkek mark modeli de var mı? var. Üç model var sitede. Daha çıkmadı. İnşallah çıktıktan sonra Tamam, zaten şapka çok paylaşacağım. severiz çünkü. Mutlaka takip edelim onu da. Süper. Niye diyeceğim? Çünkü mesela Türkiye'deyken İran'da ve Irak'taki hayranların Türkiye'deki gezilerini de merak ederler. Türkiye seyahatlerini. Evet. Ama Türkiye'deki hayranların da İran'da neler var? İran'da mesela bizim birçok bilmediğimiz İran'da güzel yerler vardır mesela. Birçok Tabii. Mesela belgeselde İran'da olmayan. şey güzel. Tarihi yerleri çok güzel. Mesela şimdi ben geçen Mardin'e gittim. Mardin'e aşık oldum. Mesela İran'da da İsfahan var. İsfahan Mardin'e çok benziyor. Şiraz, İsfahan. Karadeniz'e ise Şomal benziyor. Bunların hepsi zaten aslında Türkiye'de de var. Yani Mesela aynı Karadeniz şeyler. ben İran'da mesela Karadeniz gibi böyle ağaçlık, yeşillik yer olduğunu hiç bilmiyorum. Tahmin etmiyordum mesela. Var mı öyle İran'da yerler? değil mi? Evet. O İran'da çok var. Reç, İran sanki hep Şomal. bana şey gibi geliyor. Irak da öyle geliyor. Sanki böyle daha çok şey Sahra sıcak. gibi sıcak. Sahra sıcak. Hani hoş Evet. şey. Biliyorsun Amerika'daki falan insanlar da Türkiye'de develer mi var filan diyor ya. Evet Aynı o hesap gerçekten yani. ya çok farklı. Evet doğru söylüyorsunuz. Aslında Irak'la İran birbirlerine çok benziyorlar. Hiç orasını şey yapamam. Ama Ha. şimdi İran'da gezilecek yerler, şehirler çok fazla ve gerçekten de çok güzel yerleri var. Irak'ta da var ama Irak'ta ben çoğunlukla Kerkük'le Erbil'e gittim. Mesela Süleymaniye çok güzel diyordular bana. Erbil'i gezmedim, çok güzel dediler bana. Ama bilmiyorum. Yani Evet. gitmediğim için bilmiyorum. Oralara da gidersen mesela çekimler yapsan izleriz severek diye tahmin ediyorum. Bir gün Vallahi bir belki Mardin'e İran'a gittim. gideriz. Sen bizi gezdirirsin İran'da. Çekim İşte yaparız mesela. bakalım şarkıdan sonra. Süper, süper. O Aynen. zaman sana çok teşekkür ediyoruz. Var mı son olarak söylemek istediğin izleyicilere? Valla sizleri çok seviyorum. Destekçilerimi çok seviyorum. Ya Cem ya korkum ahbek gel bir gel bir ayde. Teslim ebediyen. Bence hayli bu setunda. Merske hessin, merske pişemin. Diyorlar ki çukur evimiz ayda bu. Dizi diyorlar değil mi herhalde? Biz bir sürü soru sorduk. Neden sorularımızı yanıt vermiyorsunuz diye ne Yo, olmuş ama. yorum bölümüne yazdılarsa hele kendi dillerinde yazdılarsa maalesef görüyorum ama onları Evet. tam okuyamıyorum ben. Sen Evet okursun haklısınız okursun. doğru. Valla çok güzel bir yayın yaptık beraber. Gerçekten Bu arada çok koko güzeldi. koko bir şey dedin. O ne demek? Ne dedi? Koko koko mu? Bir şey dedim böyle kalp gösterdim. Gabadi Galbi Ebediye dedim. Ne dediğini bir daha tekrarlasana. Biraz önce ne dedin en başta? Onları bir tekrar et ben oradan. Mutabaoni ahobbe kıtır. Evet. Galbi ya cemiya. Evet. Dedim ki sevgili takipçilerim sizleri çok Halbuki seviyorum. koko diye bir şey söyledim ama koko mu koko diye bir şey dedin Koko ama. demedim ya. Kıtır dedim. Kıtır yani Yok. şok. Ben niye şey yaparım? Onu tekrardan izleyeceğim. Tamam peki. Evet, Çok tamam. güzel bir yayın yaptık gerçekten. Ben de çok mutluyum. Valla Nisan'da değil mi yeni projen şarkı? 16 Nisan'da çıkıyor evet. 16 Nisan Ramazan'ın 3. 4. gününe denk gelecek. Sanırım. Tahminen de şu anda ayın 20 kaçı bilmiyorum ama bir 15 gün falan var herhalde. 15, 18 gün falan var. Aynen 15 gün var. 2 gün sonra bir de doğum günü. Aa, 24 şimdiden doğum gününü kutluyoruz o zaman. Söylesene bize bir doğum günü kutlasaydı. Bir de Koç burcuyu dedin. Doğru Teşekkür. yani. Teşekkür ederim. Ha biraz önce ne dediğim aklıma geldi. Evet. Kolikom dedim. Kolikom. He? Kolikom. Değil Ya mi? Kolikom. Tamam. Ha, Kolikom hepiniz yani. Ha, Ya Kolikom hepimiz. Cemil. Onlar düzeltti galiba, değil mi? Evet. Aynen. Ya bak. Bir de Azerbaycan'dan çok çok selam var. Azerbaycan halkını kocaman öpürem hamınızı çok çok isteyirem. Benim yüreğimsiniz. Evet, bir de Azerbaycan şarkısı söylesen ne güzel olur şu anda. Fikrinden geceler yatabilmirem. Bu fikri başımdan atabilmirem. Fikrinden geceler yatabilmirem. Bu fikri başından
Ata bilmirem. Neyleyim ki sana? Sene çata. Süper. Çok güzel Sesine ya. yüreğine sağlık. Azerbaycan'a, İran'a, Irak'a ve tüm Avrupa'da izleyenlerimiz var. Avrupa semalarına. Selamlar, sevgiler. Özbekistan, Tacikistan, Afganistan, bir sürü Evet, var. tüm Orta Doğu'ya, tüm Avrupa'ya. Uzak Doğu'dan var mı mesela? Uzak Doğu'dan varsa. Uzak Doğu'dan var, her yerden var. Yani Somaliye'den de Ya çok sen var. çok uluslararası olmuşsun, söyleyeyim Global, sana. aynen. Bu süper. Yani oyunculuğunda da bu çok iyi işe yarayacaktır eminim Evet, ki. gerçekten iyi olacak diye inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kendine Ben çok size iyi çok bak. teşekkür ederim. Tekrar Siz de. mutlu yaşlar, sağlıklı yaşlar. Çok Müzikoni teşekkür ailesi ederim. olarak seni takip ediyoruz. Ben sadece sunuculuğunu yapıyorum. Çok kalabalık bir kadro Müzikoni. Evet. Sizleri seviyoruz. Valla ben de Müzik On Air'i çok çok seviyorum. Gerçekten bu ilgi alakası için çok teşekkür ederim. Bugünkü yayın için de çok teşekkür ederim. Umarım çok Biz güzel teşekkür. şeyler olacak. İnşallah, inşallah. Seni takip etmeye devam edeceğiz. Kendine çok iyi bak. Süpersin. Görüşürüz. Siz de kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Sen kendini çıkar. Tamam. Bu arada zaten ben çıkaramıyorum. Yani şurada X işareti yok. Sevgili arkadaşlar, Aydas konuğumdu. Çok güzel bir sohbet oldu. Beni takip etmek isteyenlerse Cüneyt Diktaş diye takip edebilirler. Müzik Onir'de yayınlarım devam ediyor. Çarşamba günü de çok özel bir yayın yapacağım. Çünkü birinci yılım kendi sayfamdan yayın yapacağım. Cüneyt Diktaş'tan yayın yapacağım. Orada da birbirinden özel Müzik Onir'de katılmak, Müzik Onir'deki konuklarım bile izleyenler böyle doğaçlama katılacaklar. Hem şarkı, hem müzik, hem astroloji böyle karışık, güzel bir yayın yapacağız. Müzik Onir'de de aslında birinci yılımı dolduruyorum. Birinci yıl özel programı yapabiliriz. Bir yıldır başımıza tünedim canlı yayınlarla. Hiç tahmin etmiyordum böyle ilerleyeceğini benim ekran önü maceramı. İnşallah devamı da gelir. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Beni de takip etmeyi unutmayın. Cüneyt Diktaş'ı ve Müzik Oneri'yi takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Yağmurlu bir İstanbul akşamında herkese mutlu haftalar.